İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının nedenleri araştırılıyor. Ön bilirkişi raporu ihmaller zincirini işaret ediyor. Yangına karşı yeterli önlemin alınmadığına yönelik bulgular oldukça net. Ayrıca işletmenin mekan açılışını bayramın ilk gününe yetiştirmek için işlemlerin aceleye getirildiği de ifade ediliyor. Hatta tadilatın ilk günü çıkan yangının da dikkate alınmadığı ortaya çıktı. dekor, sahne sistemi, ışıklandırma. Mekanın hemen hemen tüm yapısının bir ayda yenilenmesi amaçlandı. İddiaya göre facianın meydana gelmesinde acele tadilat işlemleri etkili oldu. Tadilatın ilk günü çıkan küçük çaplı yangın da bir anlamda uyarı niteliğindeydi. Ancak bu da dikkate alınmadı. Tüm bunların üzerine 30'un üzerinde kişinin iş yetiştirme baskısı altında çalıştığı öne sürüldü. Yaşamını yitiren demir işçilerinin patronu, normalde tadilat yapılacak alana yanıcı malzemeler söküldükten sonra girmemiz gerekiyordu, dedi. Bu ifadeyi veren Kahraman Erdem tutuklanan 8 şüpheli arasında. Erdem, tadilatın ilk günü de aynı faciada olduğu gibi kaynak makinesinden yangın çıktığını, o gün alevlerin şans eseri büyümediğini anlattı. Diğer ifadelerde, mekan açılışının bayramın ilk gününe yetişmesi için acele iş yapıldığını gösteriyor. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Efe Demir'in babası da oğlunun yaşadığı endişeyi anlatmıştı. Baba, Eksi 2'de çalışıyoruz. Ee, bir eğlence mekanı gibi bir yer. Yani bir şey olsa Allah korusun çıkamayız diyordu. Böyle bir konuşmuştuk. Bir an önce de oranın yetiştirilmesi bağımında bir baskı gibi bir şeyler oluyormuş. Öyle ki gece kulübü, Açılış tarihi olarak 10 Nisan tarihini duyurmuştu bile. İş güvenliğine yönelik yeterli önlem alınmaması, faciayı beraberinde getirdi, 29 kişi yaşamını yitirdi. Tek bir kapıdan çıkış var, giriş ve çıkış tek bir kapıdan yapılmış. 29 tane işçi eğer o alanda çalışacak ise mutlaka bir tahliye koridorunun Yangın koridorunun oluşması lazım. Yangın dolaplarının olması gerekirdi. Kişisel koruyucu donanım e, kullanması gerekirdi. Zaten 16 katlı bir konutun bulunduğu noktada, eksi bir ve eksi ikinci katlarda böyle bir iş yerinin olması zaten mantıklı ve doğru değil. Bu acı tabloyu ortaya koyan, itfaiye, polis ve savcılık tutanakları doğrultusunda oluşturulan ön bilirkişi raporuyla zanlıların, tanıkların ifadeleri. Ayrıntılı bilirkişi raporu oluşturulduktan sonra soruşturmanın derinleştirilmesi öngörülüyor.